Merhabalar, ben doçent doktor Turan Demircan, tıp fakültesi tıbbi biyoloji anabilim dalı öğretim üyesiyim. Laboratuvarımızın adı Rejeneratif Tıp Araştırmaları Laboratuvarı. Laboratuvarımızda rejenerasyonun moleküler mekanizmalarını anlamaya çalışıyoruz. Ve bu moleküler mekanizmaları daha az rejenerasyon niteliğine sahip canlılara aktarmanın yollarını arıyoruz. Rejeneratif tıp araştırmaları nedir diye sorarsanız, rejeneratif tıp araştırmaları hastalıklarla yahut yaşlanmayla veya genetik rahatsızlıklardan kaynaklı olarak başlayan dejenerasyon sürecinin yavaşlatılması, mümkünse durdurulması, hatta daha da mümkünse tersine çevrilmesi sürecine verdiğimiz isim. Bu amaç için de bizler hem omurgalı hem de omurgasız deney hayvanları modelinde rejenerasyonun temel moleküler mekanizmalarını keşfetmeye ve bu mekanizmaları bizim gibi rejenerasyon yeteneği daha az olan canlılara aktarmayı çalışıyoruz. Bu araştırmalar için de birden fazla model hayvan kullanıyoruz. Rejenerasyon araştırmaları için en çok uzuv rejenerasyonu ve sinir sistemi rejenerasyonunu kendimize konu olarak aldık. Rejenerasyon dışında ikinci çalışma konumuz ise kanser. Farklı kanser türlerinde kanserin ortak moleküler mekanizmalarını anlamaya çalışıyoruz. Sorduğumuz soru basit. Bütün kanserlerde de birçok farklı kanser türünde ortak olan biyomolekülleri bulabilir miyiz? Ve bu molekülleri bulursak, bu moleküllerin miktarını ya da aktivitesini değiştirerek kansere yeni bir tedavi seçeneği sunabilir miyiz sorusunu araştırıyoruz. Kanser tedavisinde aday, hedef, epitranskriptom, yolak genlerinin biyoinformatik metotlarla analizi ve CRISPR metoduyla in vitro validasyonu isimli projemiz TÜSEP tarafından desteklendi. Bu projede yapmak istediğimiz şey epitranskriptom yolağı adı verdiğimiz yolak ile kanser arasındaki ilişkiyi kurabilmek. Bu yolak şu açıdan oldukça önemli. Epitranskriptom yolağı RNA'ların modifiye edilmesini sağlıyor ve modifiye edilen RNA'ların kararlılığı yani stabilitesi değişiyor. Bu da RNA'ların proteine dönme miktarını etkiliyor. Biz bu yolağın farklı kanser türlerinde kanserin oluşması ya da gelişmesine etkili olabileceğini düşünüyoruz. Bu sebeple bu yolağın etkisini araştırmak ve bu etkiyi bulduktan sonra olası genlerin yani hedef genlerimizin CRISPR metoduyla miktarlarının düzenlenerek, değiştirilerek, artırılarak ya da azaltılarak kanser gelişimine etkisini araştırmayı hedefliyoruz. Projemizde hem üniversitemizden hem de Pamukkale Üniversitesi'nden araştırmacılar bulunmakta. Ben projenin yürütücülüğünü yapmaktayım. Projemizdeki araştırmacılar hem tıp fakültesinden hem bilgisayar mühendisliğinden, aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi'nden biyoloji bölümünden de bir araştırmacı projeye katılmakta. Farklı disiplinlerden birçok araştırmacının bir araya gelmesiyle projenin başarıyla gerçekleşmesi noktasında oldukça önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Kanser bildiğiniz gibi en yaygın görülen hastalıklardan biri ve kardiyovasküler hastalıklardan sonra ölüm sebebi en yüksek ikinci hastalık. Bu yüzden kanserin tedavisinde ve terapisinde herhangi yeni bir molekülün keşfi bu molekül için genetik ya da genetik olmayan tedavi yöntemlerinin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Örneğin küçük moleküllerle ilaçlar geliştirilebilir. Bu ilaçlarla bu genlerin ifade düzeyi ya da aktivitesi değiştirilebilir ve bu aktivite değişikliği ile farklı kanser türlerinin tedavisine olanak sunulmuş olabilir. Bu yüzden yaptığımız çalışmanın bilimsel olarak önemiyle birlikte toplumsal bir katkıyı da beraberinde getirdiğini düşünmekteyiz. Çalışmalarımızı büyük bir ekiple yapıyoruz. Beraber çalıştığımız tıp fakültesinden hocalarımız da bulunmakta. Aynı zamanda yüksek lisans öğrencilerim ve stajyerlerim de var. Yüksek lisans öğrencilerimin burslarını ve projelerimizi fonlayan TÜBİTAK ve TÜSEB'e teşekkür etmek istiyorum. Bursiyer öğrencilerimize konaklama imkanı veren ve araştırmalarımız için bize laboratuvar imkanı sağlayan üniversite yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum.